Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tembek isyansınız. Ya tanıdık çıktık bak. Tesadüf göreyim misin? Ya daha kavuşmaz. İnsan insana kavuşur. Hatta konu ne acaba uşağı? Doğru. Ben fazla vaktinizi almayayım. Kirek kireyim. Şimdi ben geceleri yatakta tön 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 artık nevresimler merkez kas kuvvetinden tutuşacak hale geliyor. Uykusuzluktan vuracağım kendimi. Hala uyku gelmiyor. He. Evet. Çok kahve çay içiyorsan kardeş. Yok. Konu kafein teyin olayı değil. Bu bilimsel bir gerçek. Ha o maddelerin etkisi ayrı. Ama benim şifamı sen vereceksin artık. Şifa? Madde nasıl? Uyku ilacı gibi mi? Ne? Vay ya! Ben hiç öyle narkotik maddelere bulaşmam abi. Yok Allah korusun. Kullanmam, satmam. Kullanan da sevmem. Hataş tanımıyorum ki nasıl seveyim? Sen ne istiyorsun benden ya? Sivil polis misin amirim? Hangi aleksiz iftira attı bana? Hiç alakam yoktur böyle işlerle. Akşamdan akşama bir duble rakı amirim. Çok mu amirim? Leylallah. Ne biçim terapi bu ya? Geldiğimden daha hesap oldum hemşerim. Terapi mi? Karakaşkiller git şifa bulursun dedik. Geldim anlatıyorum. Artık bu uykusuzluk çocukken çay toplama maşasına kafana sıkıştılar. Ondan mı diyeceksin? Yoksa bebekken mısır kuşağıyla kafana vurdular. Ondan mı diyeceksin? Bir şey diyeceksin herhalde. Yok bunları diyeceğimi sanmıyorum. Abi sen terapiye mi girdin? Parasıyla değil mi? Bu da bir fikir. Vallahi doğru diyorsun. Bu da bir fikir. Efendim? Kime cıkcıkladın? Hiç. Ortaya cıkcıkladım. Ortamlar biraz bozuldu da. Ait olmadığın ortamlara burnunu sokuyorsan ondan öyle geliyordur. Ayıp ya. Vallahi ayıp ha. Herkes bitti, her kuş bitti, bin nur hayat kaldı yani öyle mi? Vay be. Kavga etmeyin çocuklar. Herkese yetecek kadar nur hayat var. Hayır ben onu demek istemedim. O zaman sus. Çünkü Deniz'i de kırıyorsun. Aa yok lütfen beni hiç karıştırmayın. Şu an nişanlısından vazgeçemeyen komşumla önüne gelen her dişi canlıyla takılan ev arkadaşım kavga ediyor. Ben çay içiyorum. Ya ne alakası var? Ben prensip olarak... Ben sizi dinlemiyorum ki. Ben çay içiyorum. Ah o zaman sesi düşünüyorum. Wow, Nur Hayat erişkin ve bekar bir insan. O zaman paşa gönlüm isterse kendisiyle 7/24 yarın yokmuş gibi takılırım. Ayıp be. Vallahi ayıp be. Şu laflara bak ya. Oğlum madem niyetin ciddiyse lay lay lom yapma. Git kızın abisiyle konuş bir şeyler yap madem öyle. Nur Hayat aile kızı. O aile kızı biz kupa kızı mıyız? Saygısız. Hayır ben onu demek istemedim. Ben emirin çapkınlığını... Elindekini bile elinde tutamayan adam neden milletin dalgasına karışıyorsa... Wow. Uyuyor numarası yapma Selahattin. Gözünü açtın gördüm. Ay ay ay. Hayır, dün gece ayağım çok acıdı aşkım, çok acıdı. Ay dikkat et kendine aşkım. İki karı, iki çocuk. Sensiz ne yaparız biz sonra ya? Ama Gülistan, sevgilim ama... Yani sen de bozuk plak gibi yani. Yahu arkadaşının bebeğiymiş. Sokakta şeyde karşılaşınca şok haber. Bak şimdilik evdekilere yansıtmıyorum ama senin o kızla ne dümenler çevirdiğin belli. Fitil fitil burnundan getireceğim Selahattin. Ya o Gülistan onu bırak da. Altın fiyatları da şey mi olmuş zıplamış mı? Ayrıca bu Obama'da yani şimdi bu ne lan?
Sanıyorsun gazete haberiyle konu bitecek. Konu daha başlamadı bile. Yıllardır şüphelendiğim olay bilimsel olarak açıklanmış. Ben de diyorum bu Orçun bana niye benzemiyor? Allah benzetmesin. Bak, kız bak bak. Rus bilim adamları diyor ki bak. Kadınlar bünyelerinde eski sevgililerinden genler taşırmış. Ve ileride yaptıkları çocuk o ilk sevgiliye benzeyebilirmiş. Ver bakayım. Al bak. Allah'ım. Allah'ım niye ben? Allah'ım ya niye? Ya saçmalama ya, sadece merak ettim. Aman. Saçmalık. Yahu. Slav bir çiftin zenci çocukları olmuş. Meğerse kadının eski sevgilisi zenciymiş. Ya o Slav kardeşimle içki içmeye gitmek istiyorum. Ya sana ne oluyor ki ya? Belli ki Orçun eski sevgilinin genlerini almış. Ya saçmalama ya, bak terbiyesizlik ediyorsun. Biliyorsun ki benim senden başka bir aksiyonum yok. Elleşmişsinizdir. El ele tutuşmuşsunuzdur. Bir şey olmuştur. Genler bulaşmıştır. Nezle ya bu, hemen bulaşacak tabii. Ya ya böyle şaka olmaz. Hadi hadi ayıp. Olsun. Olsun. Kendi oğlum gibi büyütürüm tosunumu. Ay tosunu. Bak zeytinyağı gibi üstü çıkma denemesi yapma, ben yemem. Ben yemem sana. Ay tosunum ay. Evet, kumandamızı da kurdular. Şimdi bu mucize kumandayla ister televizyonu, videoyu, müzik setini aç kapa. İster sesi aç, ister lambayı yak söndür, ister klimayı soğut, ister perdeyi aç kapa, hepsi buradan. Aman, karmakarışık bir şey Şehmoz. Ay hiç sevmedim. Nasıl öğreneceğim? Ya ben yapamam ki. Daha bulaşık makinesini yeni öğrendim. Hep yeni bir icat çıkarın. Çok basit aslında, ben çözdüm. Tabii ya, kız çözmüş işte. Çok basit bence de. Tabii tabii ya, ben de şey yaptım yani öyle çok fazla bir şey yok yani. Bir alışmaya bağlı yani. Bir mantığı var, onu kavrayınca... Hava çok sıcak ya, salonu soğutmak lazım diye düşünüyorum, o geliyor aklıma misal. Ama şeytan işi gibi bu Şehmuz. Buraya basıyorsun, öte taraftan şey yapıyor. Efendi gibi gidip düğmesine bassan elin kırılır sanki. Televizyon için standby'a bas. Ekran menüsüne gir, seçeneklerden aşağı in. Uyduyu tuşla, input listesini gör, kanal seç. Basit. Biliyorum kızım ya. Evet. Input listesine bakınca oluyor. Anneciğim ya, sen yıllarca şu videoyu da çalıştıramadın ki zaten. Kızım bu kadar. Niye bu kadar gerisimiz bir kumanda? Bedava mı bu? Ne bedavası oğlum? 2000 liralık alet. Müşterinin hediyesi. Aman pahalı diye illa kullanacağız yani. Ay bedava zehir verseler içeceğin şey Muz. Ay kapatın şunu, dondum ayol. Ben gazeteyi okumadım ya. Ya şunu alın da be. Ben de çay doldurayım kendime. Ben de üstümü değiştirecektim. İçerik bozukluğundan kurtuldu sayılır dedi doktor. Yani açılay fabrika ayarlarına geri döndü. Ama hala ufak tefek hayal ürünü, hikayeler anlatabilirmiş. Duvardan sesler geliyorlar filanlar. Gece gelip uykumuzda boğazımızı kesmesin de benim olayım o. Oğlum sen işe gitmiyor musun? Hastayım dedim, bu muhabbet daha iyi. Ne boğaz kesmesi yahu? Açılay'a bir haftadır antidepresan ve gevşetici veriyorlar. Sütlaç gibi oldu kız sevgilim. Evet, hiçbir şeye tepki vermiyor.
Ve böyle salak salak gülümsüyor. Hiç kızmıyor. Ben aslında bu Açılay'ı çok sevdim. Ne yapıyor ki acaba şu anda? Bıçaklara bile eğiliyor Bora. Ne? Ya kışıklarını kaldırıyor, işte yazlıklarını çıkartıyor. Şey dediler, evin içinde dostlarının arasında ve hep meşgul tutun dediler. Çok farklı insan. Niye bağırıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Bıçaklarla oynama ki bir yerini kesersin. Koridordaki portmantodan bunları alırken yanlışlıkla vidalarından sökülüp çıktı. Hiç dert değil, takarız sonra. Ama o duvarın arkasından sesler geliyor. Gelmiyor Açılay. O ses falan yok. Bunlar geçecek sevgilim. Bir gün sen de benim kadar şuursuz ve tasasız olacaksın. Ben bu sesleri hasta olduğum için mi duyuyorum? Kız anlattı da anlattı. Geceleri kuymak falan gibi ağır şeyler yeme. Kendine memleketin bir kızı bul. Her sabah kalkıp pencereyi aç. Tutamadım hemşiler. Sizi affediyorum diye bağır dedim. Bir saatte 150 kağıdı kaptım. Kız ne ballı börek. He Laz böreği. Kız bu hayat koştuğu pastel renk uzmanlığı, yükselen burç danışmanlığı gibi işlerde ne para var. Dert dinleyip kazal bitti. Zaten yıllardır yaptığım işte mekan olarak yanlış yer seçmişim. Bir saatte 150 kağıt. Ulan ben 150 kağıda arkamda şu teneke sazlarla 150 dakika şarkı okuyorum ya. Bozulmuyorsunuz değil mi gülüm? Vallahi acık reklamım olsa, o işlere girsem bir daha da buraya adım atmam. Halimize bak, kuru simite talim. Ne varmış kuru simitte? Simit yediğin yeri asla aşağılamaz Evren. Ekmek yediğin yer olmayacak mı abi? Aynı ham madde. Bizde ek olaraktan pekmezle susam var işte. Sizde? Ya Zorbey abi simit konusunda hassastır, bilmiyor musun? Çocukken simitçilik icra ederek iş hayatına girmiş. Hayat simit gibi sonsuz bir halkadır ve hep başladığı yere geri döner. Susamlarsa yoldaki küçük mutluluklardır. Simitte çok derin manalar vardır Zerrin. Evet abi, muhakkak. Bu aralar sen de bana uğra bir saat oldu mu? Allah. Ay Gülistan, ne çekti bu Selahattin be? Çok çektim ben, Vasfiye teyze çok çektim. Ha, hep o çekti değil mi? Ben hiç çekmedim. Ya haşa, sen de dümdüz oldun maşallah. Hakkını yemeyelim Selahattin'in. Senin yaşın 40'ı geçmeden ağzın yüzün birbirine girdiyse çok emeği vardır be kızım. Selahattin, ha. Dost tutmuşsun kendine, hayırlı olsun. Ama benim başka bir mevzu vardı. Gülistan,
Bunun dostundan peydahladığı çocuk sana benziyor mu yavrum? Bilmiyorum ki Vasfiye teyze. Bugünkü bulgular ışığında babasına bir soralım. Ha? Lan Vasfiye teyze ne çocuğu, sen de her şeyi anlamıyorsun. Ne anlattım ben sana? Rus doktor öyle dedi. Bebek eski sevgiliye benzermiş, mecbur dedin. Lan ben onu kadın için dedim, kadın için. Mesela Orçun, çok üzülüyorum, çok üzülüyorum. Gülistan'ın eski bir takıntısının genleri Orçun'a şey ettiyse... Bana bak Selahattin, bu Orçun da sana hiç benzemiyor be oğlum. Hah, işte yani. Gülistan, yoksa o biracı çocuk mu? Hangi biracı ya? Bozacı çocuk mu? Bozacı mı? Ya koskocaman adamdı o ya. Kız şıracı çocuk mu? Şıracı falan yoktu. Kafadan atıyorsun Vasfiye teyze ha. Bozacının şahidi şıracı be kızım, atacağım ne yapacağım ya, latife ediyorum Gülistan, acık yüzün gülsün diye. Tamam canım, ben biliyorum yani da Selahattin şimdi yanlış anlayacak. Yo haşa. Şimdi Orçun tutup tıp atıp Selahattin'in kopyası mı olacak? Tabii ki olmaz. Ya biracıya ya bozacıya benzeyecek. Ne yapacak? Ay buna mı benzeyecek? Genler de haklı be. Ney? Gülistan, bana bak. Bu oğlan sana da hiç benzemiyor yavrum. Nasıl yani? Yakışıklı çocuk canım, maşallah. İkinizden nasıl çıktı Allah'ın bir hikmeti? Bana bak, Gülistan'ın eski fanfinisiyle senin Madigudi'nin genleri birbirlerini beğenip aralarında anlaştıysa... Ne çektiniz be? Ay sizin oğlan bildiğin el alemin oğlu çıktı, yazık. Tamam, haydi şaka bitti. Verin mi çayını Selahattin'e? Gülistan, gençken terliksi bir sevgilin oldu mu? Ya yeter ama Selahattin ya. Bir parmak arasıyla yakınlaştın mı? Selahattin. Hiçbir amiple çıktın mı Gülistan? Ya lütfen ama. Vallahi biz ayrıyız. Yani ben karışmam. Ama Emir'i de biliyoruz yani. Bunlar bir süredir görüşüyorlarmış. Yani şimdi bu oğlan sakız çiğner gibi kız değiştiriyor. Şimdi Nurhayat'ın boşlukta olduğu bir dönem bulup da böyle üç günlük eğlence, neşe olsun diye... Allah'a emanet! Ettin! Hah, onları sana koydum zaten, böyle tek kalmış defolu bardaklardı. Okey. Şimdi ben bizim aileye konuyu açmadım. Yani benden duymuş olma yanlış anlaşılır. Buradaki amaç... Nurhayat'a ikinci bir üzüntüyü yaşatmamak. Ben çok kırdım çünkü. Yani ben daha ailemden birisi olarak koruyup kollama amaçlı konuşuyorum. Yani bir travma daha yaşamasın diye. Travmanın büyüğünü yaşatacağım ben Emir'e. Alırım ben onun kulağını. Ay falçatam kurban istiyor. Hadi bakalım. Falçatam kurban istiyor. Ne yapacağız şimdi seninle Emir? Evlilik programı ben sunacağım. Yeni bir kanal, reytingi az, parası çok. Bizim sette çekeceğiz, cumartesi, pazar. İki gün yazın parasız kalmazsın, sakalını alır gidersin. Ha, hocam ben yapamam ya. Niye? Prenses misin? Yapan nasıl yapıyor? Yok, ondan değil. Hocam benim kalçam göbek atmaya müsait değil. Yani o altyapı yok, o eklemler yok bende. Anlatabiliyor muyum? Böyle yekpare geliyor orası böyle yani. Yaparsın, yaparsın. Kulağında kulaklık, ben yönlendireceğim zaten şunu sor, bunu sor diye. O zaman böyle bari... Hani nezih bir şey olsa hocam, şey konuşsak, hani aşkın kimyası nedir filan, öyle şeyler konuşsak. İşte son yıllarda kaç kişi evlendi, onun grafikleri filan, bunlar konuşulsa programda. Oldu, belgesel kanalında yayınlarız, çok iyi olur. Şey, ismi filan ne olacak? Hani böyle
Deniz Alsancak'la aşkı bulmanın ve korumanın yolları. Böyle bir şey mi yapsak acaba? Kısa oldu o biraz. Neyse buluruz bir şey. İlk programa Tülay geliyor koca bulmaya. Nasıl? Hocam normal gerçek insanlar gelmiyor mu ya? Ya böyle yarı ünlü kişiler olunca daha çok konuşuluyor. Vay be koskoca dizi oyuncusu bile buradan koca buluyor diye. Hocam yok ben şey yapamam herhalde beceremem ben onu ya. Böyle canlı yayında tek başına yayını idare etme falan onun da Yok yanında bir uzman olacak. Ha? Tabii böyle sosyolog, psikolog gibi yani ciddi bir isim. Bu iyi haber. Hocam Zer'in uzmanlığın alasını yapar evelallah. Zirveye bayrak diker. Ne uzmanı ki o? İşte astronoloji, renkler, desenler, terapi olaraktan... Ya boş ver işte onun ağzı acayip laf yapar. O tamamdır o. İyi ben de öyle antin kuntin bir şey arıyordum zaten. Para vermem çünkü. Bana bak sen geleceksin mi koca bulmaya? Vallahi emrin olur hocam ya. Benim çok işime gelir. Bizim Manita'yla ilişkimiz illegal olduğundan bu arada çok biz deşifre olduk. Hani çıkıp ev kızıyım, bekarım, yalnızım, koca arıyorum gibisinden. Oho! Çok kıyak dalga dümenizi kurarız sayende. E o zaman 3-5 kuş atma Adem ya. Hocam oha. Ha ve de çüş. Denedim ne yapayım? Buluruz. Senden bir saç teri emirinde bir kulağını alırız. Laboratuvarda bakarız. Bakalım ikisi arasında bir fingirdeşme var mı? Ne diyorsun abim ya? Sabahın ikisinde telefonda konuştuğunuz polis kayıtlarında çıktı. İşmiş dedin iyi dedik. Meğer oha! Meğer her dakika görüşüyor musunuz zaten ya? Biz? Aa! Ne zaman? Nerede? Kim? 5N1K olmadan hiç ciddiye alamam söylediklerini. 5N de benim, 1K da benim lan! Milletin ağzına sakız olmuşsunuz. Ki Emir zaten kızları sakız gibi çiğneyip atıyormuş dediler. He? Ama benim bacım onun dişini kırardı Ruhat! Abim, Türk aile yapısıyla toplumun örf ve adetlerine aykırı hiçbir şey yok aramızda. Masal okumuşlar sana. Bak Nuray, ben sana kızmıyorum. Bu masalda sen kırmızı başlıklı kızsın, kurt olan o. O zaman mecbur ne yapacağız? Herifi ortadan ikiye ayıracağız. Seni oradan kurtarıp çıkaracağız. Abim hangi şerefi bozuk fişekleri seni böyle ya? Servet ne oluyor be? Bir iyi saatte olsunlar dadanmadıydı. O da oldu. Yok ayol. Bir kumanda var takos kadar onunla şey yapıyorlar. E hani kumanda? Kimse de yok etrafta. Ay tekinsiz tekinsiz işler hep bu evde be. Yazık be. Kendi kendine kısa devre mi yapıyor acaba? Bana bak Servet. Sizin bu sokağın altı komple yatırmış be kızım. Yatır mı? Ondan kurtulmuyor başınız belalardan. Niye kurtulmasın ki? İyiyiz biz. E öyle böyle bunlar gene iyi günleriniz Servet. Karnınız doyuyor bak bu da bir şey. Ama maddi durum desen yokuş aşağı tepe taklak. Rıza'nın nişanlısı gitti. Selahattin Topal Gülistan'la da araları lemoni. E oğlanın babası belli değil. Ne? Siz bu evi okutun Servet hep yatırlardan. Hepsi bir arada mı yatıyormuş aşağıda? Komple. Hey.
Sanatçılar sitesi oluyor ya, aynı muhitin yatırlarıysa biz bize olalım demişlerdir muhakkak. Onlar da haklı be. Ay biz de bula bula burayı bulmuşuz. Bana bak Servet, geceleri ses falan duyuyor musun? Bilmem, duyuyor gibiyim sanki. Ne diyor orada Servet? Bir şey diyor gibi değil. Tıkırtı oluyor. Demincek böyle duvardan birisi kapı çalıyor gibi oldu. Ay açma sakın, evde yokuz de. Yatır gelmiştir. Ay Vasiye yapma böyle şaka. Şehmuz dedi. O duvar 2 metre kalınlığında dedi. Arkasında hiç kimse yok dedi. Ama 3 kere çaldı tak 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 diye. Yatır da kapıyı 3 kere çalar. Ay sus. Ağzını hayra aç. Kız bayrağı açsam ne olacak? Musallat olmuşlar bir kere. Ama yani ben kapıyı çalınca senin o armut suratlı delikten bakıyor. İçeriden hıf 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 yapıyor bana Nemrut. Öp beni başının üstüne koy. Yarın kim misafir gelecek belli mi Servet? Bir gece ansızın gelebilirler. Yapmam mı kız? Kenarda oturduğum yerde writing'i öyle bir patlatırım ki programın tozunu attırırım evvelallah. Zaten ayıptır söylemesi. Biz sahne sanatkarları aramızda öyle deriz. Sahne tozunu bir kere attırdın mı o sahne bir daha iflah olmaz deriz. Ay, bataktan kurtulmam için büyük fırsat. Pavyon batağı he mi? Yok kız, borç batağı. Pavyonun nesi var? Televizyona bir çıksam acayip reklam olur. Ayda 10.000'e para demeyim. Zerrin, İffet, astrolojik renk ve hayat koçu. Kız koç böyle basketbol koçu gibi. Sanki böyle iri yarı bir herif misin? Yani koçum benim gibi. Böyle daha efeminen dişi bir şey bulsana. Zerrin, İffet, astrolojik renk ve hayat kadını. Koç iyi lan, koç iyi. Karıştırma her şeyi tek lobunu beyninle. Be. Evlilik programında danışman ha. He. Ay çok havam. Ay zaten sinirim tepem dedi bak vallahi beynim ısındı şu an. Niye lan? Niye aşkım ya? Tanınmış bir kanal. Ünlü bir program falan olur belki diyeceğim de. Yok kanal yeni açılmış da yok bilmem neymiş de. Ay şakkıdı şakkıdı göbek atılıyor programlarda. Çok uyandım şu an. Ki ben hiç sevmem oryantel evi bilmem de. Ama ortada göbek atacak olan Deniz Alsancak galiba. Ben psikolojik tezlerimi ortaya atacağım sadece. Deniz Alsancak para kazanacak. Sana ne oluyor? Senin paraya ihtiyacın mı var? Yok. O zaman medyanın malzemesi olma. Ne işi var koskoca paşa kızının böyle böyle payetli medya sallayan teyzelerin karşısında ya? Ama mesleğim açısından her sınıfı, her kitleyi kucaklamam gerekir diye düşünüyorum. O teyzeler kucak sevmez. Onların nerede emekli maaşlı koca bulmak? Sen mesleğin açısından daha neyse kongrelere git, panellere git. Niye gitmiyorsun? Hep çağırıyorlar da işte yoğunluktan. Şahsen istemem. Daha elit çevrelere takıl bebeğim. Tamam sonuçta müşterilerin psikopat ama zenginin psikopatı bile bambaşka ya. Ay hiç sevmem fakir. Bak yine huyla.
Ay, aynı anda birbirimizi aramamızı bebeğim. Kalp kalbe karşıdır. Bahçeli evde bir önce. Evet, seni duyamıyorum. Of, oynar gelin görümce. Ay Zerrin, kaç butan artık bir yere kadar. O zaman dökül bebeğim. Sen benim sırtımı kaşı, ben senin sırtını kaşıyım, okey? Nasıl yardımcı olabilirim? Ya bir konu vardı da, sen abimle konuş, sakinleştir. Çünkü bu artık sürahili falan. 24 parça bana takımın kırmaya başladı kafasında. Hasta. Hasta? Niye delirdi ki öyle? Ne yaptın ki anam? Hiç, hasta. Sen şey de ona, Emir ile Nurhayat görüşüyor olabilirler ama Emir'in niyeti çok ciddi. Ben komşusuyum, biliyorum. Bunların çok düzeyli bir arkadaşlıkları var. De yeter. Kız, Allah cezanı verecek. Güzelim çocuğu Zilla. İşte böyle deme ama. Der miyim Nurhayat? Yediğin içtiğin senin olsun, gördüklerini anlat. Şaka kız şaka, sen benim kankamsın. Ve kankam olaraktan sen de bünyemini Zerrin'in izdivaç programında danışmanlık yapması vatana memlekete çok faydalı. Şeklinde konuşur musun? Ay senin meselen bu muydu ya? Kız sen leoparlı sütyenin altına balet ötesi giyip bisiklete çıkıyorsun. Ona bir şey demiyor da buna mı laf ediyor abim? Hasta. Hasta. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu Rıza'dan soğudum ya. Vallahi istemiyorum artık. Koridorda gizli bir oda var. Yok hayatım, oda falan. Geçecek bunlar. Bak sen Nurhayat'a bak sen. O haliyle Emir ile Rıza'yı aynı anda böyle idare ediyor ya. Görüyor musun? 5 metrekare falan küçük ama bayağı oda. Hayatım oda falan yok. Oda senin hayalinde. Ben de var ya, şu an ilk karşıma çıkan adamla çıkmaya başlamasam. Vallahi ilk karşıma çıkan ilk adamla bak. Bir daha Deniz deme bana. Merhaba, ben Bora'nın müdürüyüm, Kayhan. Yine hastayım demiş de merak ettim ciddi bir şey mi diye. Merhaba, bekar mısınız? Ben? Evet. Tamam, güzel. Bir öğle yemeğine çıkalım mı? Belki bir şey çıkar. Yani. Deniz'cim, bir baksaydın keşke. Hayatım şu an delisin, ben bakamam sana. Deliliğin geçsin, ondan sonra bakarım tatlım. Oldu mu? Önce bir deliliğin geçsin, delisin çünkü şu an. Ne yapalım biz, çıkalım mı? Ne yapıyoruz? Çıkıyor muyuz? İsim neydi canım senin kardeşin? Kayhan. Kayhan, Kayhan olur, tamam. Aa, ne var ki izdivaç programlarında? Ayıptır, toplumdan böyle kopma abim. Koptum. Kopma. Hop, koptum ben. Kopma abim, topla gel. Hem ben de izliyorum o izdivaç programlarını. En değerli profesörler, dünyanın en ünlü bilim adamları uzman olarak katılıyorlar programa. Allah mı diyorsun ya? Tabii. Bırak Zerrin vatana millete faydalı olsun. Bırak gitsin yalnız kalplere şifa olsun. Bırak ne olursa olsun yeter ki bizden uzak olsun. Şu an koptum ben. Kopma abim, bana odaklan. Zerrin'in kariyerinin önünde durma. Bırak memleket uzman görsün. Açalım şu Türkiye'nin önünü. Açalım şu Zerrin'in önünü. Önü açılsın, sonra gitsin kopsun nereye gidecekse. Bırak topluma mal olsun. Zaten bildiğin malın gözü. Sonra işte CFO'luk geldi. Aha. Ama operasyonun bu rutunda teamwork açısından HR'a level atlattığımı söyleyebilirim. Kayhan, o kadar sıkıcı şeyler anlatıyorsun ki gerçekten. Ya biraz çaba göstersen, biraz şey yapsan bence bir yere varabiliriz. Kayhan, vallahi bak el ele veririz. Biz bunu başarırız Kayhan. Teamwork neydi? Ekip çalışması. Niye büyütüyorsun ki? Kovulunca ne olacak ki? Hiç. 100 kere kovuldum. Ne oldu ki? Şirketin ismini bile söyleyemiyorum. O iyi oldu. Gevrek satarım, para kazanırım. Ne var? Şu an çok kötü bir izdivaç programı sunmak zorundayım. Biliyor musun Bora? İyi. Kendine de bir şey bulursun belki. Çıkayım ben o gevrek arabası bakayım. Vay be vay ya. Çok farklı tonlamalarla vay diyebiliyorsunuz. Tebrikler. Sizin kadar oyuncu olmasak da var numaralarımız. Okey. Çakal seni. Niye?
Yo, ölsem söylemem. Çok sırcıyımdır. Nuraya afiyet olsun çakal. Kim söyledi ya? Yok öyle bir şey. Sakın Bünyamin'e öyle deme. Dememe gerek yok. Birileri Playboy Emir kız kardeşini ara öğün yaptı diye vermiş kazı, vermiş kazı. Kim söyledi öyle ya? Ya hiçbir şey yediğim yok benim. Hatta söz konusu Nuraya'sa anoreksik haldeyim. Ünlü çapkın olunca su içsen yarıyor, ne yapalım? Of, Bünyamin kulaklarımı simetrik kesecek. Hasta. Hasta. Ama merak etme, şu an gidip kendisine Emir'in Nur Hayat'la niyeti ciddi, geleceğe dönük saygıdeğer ve seviyeli bir ilişkileri var diyeceğim. Ciddi mi? Ciddi niyet. Kendi cehennemine gittim geldim. Zerrin yapma. Ciddi niyet yok. Ne evliliği Allah aşkına ya. Evlilik derken bile sırtım ürperdi. Çok sert. Yuvara sert. Ne alakası? Kucağıma bayılma sakın. Bünyamin'e sakın öyle deme. Oğlum, ben senin kulak burun boğaz sağlığını düşünüyorum. Özellikle de kulak el alemin diline düşmeseydiniz. Onlar kanka de. Gelin damat olayı yok de. Nurhayat kendi kendine gelin güvey oluyormuş de. Sadece arkadaşlar, Nurhayat Emir'i sanatkar olarak beğeniyormuş de. Ay ne çok laf. Kızcağız kendi kendine heyecan yapmış de. Emir sadece kibar davranıyormuş, sponsor diye kalbini kırmıyormuş de. Bunları nasıl ezberlerim ben? Demin vay 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 diye oyuncu havası atıyordur ama. Benim başa aldığım paranın yarısını bastırır. Shakespeare bile oynarım genç. 6 aylık kiranı öderim. Ay ne platonik kız bu Nur Hayat. Bayağı çeşit koymuşsun. Ya bizim eski şirkette yani Simon & Garfunkel'de çok şey öğrendim. Ne iş yapıyorlarmış peki? Öğrenebildin mi? Onu öğrenemedim. Ama yani ürün çeşitliliği, her şeyden önce ürün çeşitliliği, hoş geldiniz. Müşteri istemeden hizmet sunmak. Abime, güzel abime benim. Buyurun efendim. Sağ olun. Global çapta her sektörde çok önemli. Yalnız ilk defa bir simitçide çay kurabiyesi görüyorum. Ya sen dur, daha yarın öbür gün neler olacak bekle ya. Fiu fiu. Ya burayı böyle açık büfe donatacağım ya. Hoş geldiniz. Hemen 2 tane bırakıyorum. Bebeğim, ben adamın komşusuyum, bilmez miyim? Kim sıktı sana o palavraları? Emir'in Nur Hayat'la alakası yok. Kızcağız kendi kendine platonik takılıyor. Nasıl? Nur Hayat mı yükselmiş Emir'e? Benden duymuş olma, görümcemleri arama bozma. Ama ne yükselmek, ne yükselmek uçurtma gibi. Geceleri aramalar, evin önünde kafede oturup rastlaşma numarası yapmalar, ikide bir de sete gitmeler. Ne? Bana bunlar sevgili mevgili falan gibi dediler. Nur Hayat genç kız, Emir de genç kızlar sevgilisi o bakımdandır. Gerçekten mi ya? O zaman Emir istemem yan cebim. Vay uyanık vay. Yo, 50 tane başka kızla takılıyor. Ama kibar çocuktur, ne yapsın? Aralarındaki münasebet, sohbet, çay ve simpati o kadar. Simpatik tavırlarıyla göz dolduruyor işte. Yemezler. Onun da gözü vardır bizim kızda tabii. Yoksa ne iş olacak? İstemem kızım. Hop uzadın senden, olur biter. Nasıl biter? Hayatı biter. Nur Hayat dizinin sponsoru bebeğim. Nasıl? Sponsor diye mi? İdare ediyor Nur Hayat'ı. Mecburen. Güler yüz, tatlı dil. Kendisine söyleme, karşılıklı hissi bir durum var sensin. Ama Nur Hayat'ın yaşadığı tipik bir ergen trajedisi.
Meryemciğim. Yarım saat işim var. Ha, gitmeseydin ya. Özlerim ben seni şimdi, boş ver işini. Gel beraber yayılalım, televizyonu açalım. Sen istediğimiz bir kanalı çevir. Beraber dizi seyredelim, ha? Git istersen de hemen gel, birazdan hava kararacak. İstersen ışıkları yak, klimayı da çalıştır. Geldiğinde ev sıcacık, ışıl ışıl olsun. Ha, akşam yemeğe kal ya, Eylem. Ya maç var uydu da, beraber seyrederiz. Acı. Yarım saate geleceğim dedim ya! Aa, niye delirdi ki bu böyle? Evin altında yatır var, ondandır. Kaçma, gel. Ah, merhaba, nasılsınız? Ben görmedim, kafam doluydu biraz. Çok çektin de onda. Niye öyle? Elemini, kederini kusacağım be kızım. Bak, kusmazsan kafanın içinde şişecek futbol topu olacak, mecbur. Evet. Ondan sonra öteki esmer kız gibi hop, şut ve gol. Şşt, gitti kafa, arkasından el salla. Yok, Açılay iyi, iyileşiyor. İyi günler. Bu meslekte olacak be kızım, bana bak. Acık tırlatık olacak, o da haklı. Neden öyle? Kız yönetmen denilen bir adamın keyfine göre. Gül deyince gül, ağla deyince ağla. Ay ne didindiniz be, bulamadınız adam gibi şöyle masa başı bir iş, yazık. Yo, bizim mesleğimiz güzeldir. Yo, sizin yolunuz yol değildir. Nedenmiş? Yönetmenin yatağından geçiyor dediler. Aa, lütfen bak, lütfen Vasfiye Hanım. Kesinlikle bakın, bizim yönetmenimiz Tufan Hoca, kendisi bir abimiz gibidir. Lütfen. Ne çektiniz be Deniz? Hiçbir şey çekmedik biz. Olur mu? Arabın yağ lellisi gibi uzata uzata kaç bölüm çektiniz Deniz? Hadi, dizi bölümü olarak çektik çok. Evet, çok çektik. Gelip seni bir seyretsem, ay çok da güzel oynuyorsun be. Aa, işte o oraya gelince o bizim şeyler biraz şeyin şeyi. Çünkü ancak yani gelecek sezon artık ona bakalım. Şey nerede yapalım. Sizin bu konak? Çok uzak. Her gün Mardin'e mi gidiyorsun? Yok, biz stüdyoda çekiyoruz, İstiklal. Ama çok şey bir sapa bir yeri, İstiklal Caddesi'ni yani bulmak falan mümkün değil. Ben bulurum Deniz, ben bulurum. Ya 40 yılın başı iyi kötü bir rol vermişler, bu da bir şey. Ezecekler, sövecekler ama sen de öyle böyle değirmenini döndüreceksin. Ne yapacaksın? Bari Vasfiye teyzen gelsin, bir dayanak olsun be çocuğum. Sponsorum diye nezaketen beni idare mi ediyormuş? Nuray, şimdi hayatta böyle tek taraflı platonik durumlar olabilir. Zaten sen çocukken de fanatik Tarkan hayranıydın, biliyorsun. Sen hala fanatik Tarkan hayranısın. Olabilir, mevzu bu değil ki. Emir sen sponsorsun diye. Senin ilgine karşılık verme rolü yapıp senin duygularınla oynadıysa ben yine gidip onu kulağına alacağım. Sen onu söyle bana. Olur mu ya? Emir gayet içten olarak nazik ve ilgili bir arkadaşım. Mız. Kızım ben tahkik ettirdim. Herif 50 tane kızla görüşüyormuş. Yapma Allah sen ya. Hadi ya. İsimleri var mı sende? Hayır, iltifat falan ederse normaldir. Böyle bunu çok hissi bir şey olarak algılayıp ciddiye alma diyorum. Kızım bunlar oyuncu. Bunların işi bu, mavi boncuk dağıtmak. Tabii konservatuvarda öğretiyorlar. Eskirim, diksiyon, mavi boncuk dağıtma. Ay. Ah. Oksijen mi bitti arabada? Ya da dünyada? Ah, ben azıcık hava alayım. Şu sağda müsait bir yer edebilirsem. Oh. Bu kız başımıza bela olacak demedim mi ben sana abi? Bak ciddiye almadın beni ama. Lan sen sürekli salak salak konuşuyorsun. Hangi biri ciddiye alalım? Bak arıyor mu seni? Yo, aramıyor da. Denizleri de ayırdı. Senin görevin tamamlandı. Güle güle. Kim bu yahu? Ortalığı duman etti resmen kardeşim. Sana ne ya? Aa!
şu dağ gibi kızı da delirtti resmen be. Ha. Açılayı Nuray'a mı delirtti? Wow! Küresel ısınmanın sorumlusu da o zaman. Bu ne cüret? Açılay deli değil. Geçici bir sinir buhranı geçiriyor sadece. Tabii ki de değil. Deli de mi lan Bora? Evet, o yüzden geçen hafta ev kadını karakterinde anneannemin suratını buruşuk bulup ütülemeye kalktığında siz tırstınız, ben tuttum yalnız. Tertipli bir karakterdi o. Ne var? Tatlım pardon ya, sen bir şey söylüyordun. Aa, gizli geçitler, odalar, sesler falan yok değil mi? İçeride bir... yok bir şey. İçerideyim ben. Onu diyecektim. Okey, tamam. Okey. Ya gerizekalılar, kızın yanında ne var ne bırakıyorsun? Kızın yanında sen, kızın yanında sen. Kızın yanında sen, kızın yanında sen. Sen niye böyle yapmışsın? Abim, ya internet patlangıcı bir çocuksun. Nereden pötledin böyle ya? Yolda hep arkandaydım. Merak ettim de. Sen nereye ya? Nereye olacak? Laf. Ay canım. Hop kaçtı abim. E gelseydi. Ay hoş geldin canım benim. Ben bir süre size gelmeyeceğim. Sebep? Ailen zengin olduğumu öğrenip yalakaya bağladı. Biraz aç. Gitme, otur, yemek ye. Işığı açalım mı? Televizyon seyredelim mi? Geç kalma, özleriz. Çirkin. Nefret ederlerken iyiydi diyorsun. En azından harbilerdi. Ben bir süre yok. Deniz işi bittiyse ben Rıza'ya mesaj atayım madem. Akşam şu Galata'daki yeni kafede iki lokma bir şey yiyelim de konuşalım. Tabii tabii, iyi iyi, aferin. Bağlayın artık şu işi, çok uzattınız zaten ya. Bak bak, dinle. Misal, eski sevgilin sarışınsa genleri böyle sana yapışıyormuş. Akşam 8 uygun mudur ki? Uygundur, uygundur. Bak, işte diyelim beyin esmerse de çocuk bir doğuyormuş. Aa, sapsarı. Ayıptır sorması da Gülistan ablam. Sana ne? Hay sanki kalabalık bir tarihçen var da. E gel beraber sayalım. Selahattin abi, bitti. Hayır da yani. Öpüştüğüm falan var. Ya, öpüşmekle olur mu ya? Bu da of. Kız ya oluyorsa o da bir yerde genlerle alakalı temaslı bir şey. Kimle öpüştün ki sen? Ya abi. Bir çocuk vardı bizim memlekette. Çok yakışıklı, zengin aile çocuğu ama biraz serseri. İşte ben bakkala giderken bunlar hep duvarın üstüne oturuyordu. Oğlanlarla ben geçerken hep bana böyle arkamdan ah ah yapıyordu. Ah ah yaptıysa Orçun kesin ondandır. Ya dur bak, şimdi bir akşam böyle kapı çaldı. Açtım baktım bu. Dedi, sizde tuzlu fıstık var mı? Biz arkadaşlarla bira içiyorduk da canımız çekti. Bu viracı biraz serseri. Anladık. Başka ne erzaklar istedi? Dedim yok fıstık. Var dedi. Bak böyle beni gösteriyor. Ben tam cevap verecekken bakayım tuzlu muymuş diye bu bir yapıştı benim dudağıma. bildiğin öküz. Ben de çok kızdım. Nasıl tepem attı. Babamlar içeride ya. Dedim ne yapıyorsun sen? Sana böyle yapsalar iyi mi olur dedim. Bak bakalım o zaman dedi. Aynısını ben de yaptım ona. Aman ha, haddini bildirmek maksatlı. Ne? Öptün oğlunu. Çok kızdığım için. Oho! Siz şapur şapur iki kere gittiniz yani. Yok öyle şey.
Bir ay kadar mütemadiyen her akşam bahçeye geldi. Tuzlu fıstık istemiyor. Ne? Ben de haddini bildirdim hep. Sonra işte Selahattin olayları başladı. O da evlendi işte falan. Adı Zeynel'di. Orçun'a benziyor muydu? Hatırlamıyorum ki. Kız olur mu öyle şey ya? Aradan zaten 20 küsür sene geçmiş. Gülistan! Çok serseriydi o Zeynel Bey, yazık! Vasfiye teyze. Sen bizi mi dinliyordun ya? Dinlemesem ne olacak? Tuzlu fıstık olayını cümle alem biliyor be yavrum. Ben bilmiyorum tuzlu muzlu fıstık bir şey. Kırdığın cevizleri bilirsin sen. Murat canım. Annem baban nasıllar canım? Ne çektin be Gülistan? Ne? İstediğine, sevdiğine, yakışıklı oğlana gitmedin. Garanti nikah diye bu yarım porsiyona fit oldun be kızım. Yok, olur mu canım? Benim o çocukla... Yani... Ay sen aşık mıydın bu biracı oğlana? Yok, benim öyle bir durumum... Selahattin beni alacak. Kendimi kurtaracağım. Anam babam sevinecek diye yıllardır ne kahır çektin be. Hayır, acık gezip tozaydın, gençliğini yaşayaydın. Öpüşeydin, ağzına mı yapışırdı, yazık be. Değil mi ablam? Niye öyle yapmadın? Ah ablam, niye öyle garantici oldun? Sanki adın çıkacaktı. Yok, tabii ki de öyle bir şey olmazdı, ben biliyorum. Çıkmıştı zaten çıkacağı kadar Gülistan. Boş ver. Ah Gülistan ablam. Kalbi akmak ablam. Daha da olmaz artık. Aşk gitti. Arkasından el salla. Öyle böyle aşksız meşksiz ot gibi vadeni dolduracaksın. Emir-i hak vaki oluncaya kadar güzel hayat. Ya Vazmet dedim. Biz Selahattin'le çok aşığız ki birbirimize. Nurayat canım ne yaptın? Attın mı mesajı sen? He yazdım. Atayım madem. At ya.